kat kat pahalıya aldığımızı söyleyerek üzülürüz, dövünürüz. Herkes bundan şikayetçidir. Amma ve lakin yine geçtiğimiz gün İslam Memiş'le beraber konuşurken bir söz söyledi. Dedi ki, siz piyasadaki fiyatların Toprak Mahsulleri Ofisi, bakanlık ya da herhangi bir kişi tarafından mı belirlendiğini sanıyorsunuz? Ben de saf saf dedim ki ya evet falan, işte bir piyasa var. Ama meğerse öyle değilmiş bu iş. Ve bu işi de aslında gıda piyasası içerisindeki herkes biliyormuş. Tamam mı? Az önce araya gitmeden önce bir şey söylediniz. Ünlü marketlerin üzerinde isimleri yazan kamyonlarını sadece marketin önünde görüyorsunuz dediniz. Onun gerisinde çok farklı bir durum var. Şimdi bir klişeyle söyleyeyim. Çarşı pazara gittik yine program öncesinde. Yine arkadaşımız Serdar Er pazarcılara ürünü nereden aldıklarını, kaç aldıklarını ve neden o fiyatı aldıklarını sordu. İlginç cevaplar aldı. Gerçekten çok ilginç. Ben böyle bir şey diyeceklerini beklemiyordum. Pazarcılar bir şeyden bahsetti. Birileri var dedi. Yani aracı diyorlar o birilerinin ismine. Ama satır arasında göreceksiniz. Orada aracı başka bir şeymiş meğerse. O birileri belirliyormuş meğerse fiyatı. İzleyelim efendim şimdi o VTR'yi. Devam edelim. Fiyatı kim belirliyor? Nasıl oluyor işte? Bu fiyatı birkaç kişinin elinde kardeşim bunlar. Yani adamın elinde var 100 bin ton portakal. Her gün, her hafta 1 lira 1 lira koyuyorlar üzerine. Ne pazarcının yüzü gülüyor, ne köylünün yüzü gülüyor. O aracı devletimiz kaldırsa olay bitecek. Mevzu sadece şu aracının kalkması. Arada fırsatçılar var abim. Yoksa ne yapıyorlar abi o fırsatçılar? Yiyorlar abi. Ne yapsınlar? Arada yiyorlar parayı. O elden ele geçiyor, oradan alıyor, oradan alıyor, ta hale gelene kadar. Hale geldikten sonra zaten otomatikman fiyatlar uçuyor. Devletin aracıyı kaldırması lazım kardeşim. 4,5 lira, 5 lira aldım portakal, bugün 7 lira oldu. Yani bunun sebebi ne olabilir? Fırsatçılık, başka bir şey olamaz bence. Kafana göre fiyat koyuyor. Yani komisyoncuk keyfine göre takılıyor. Yani onun belli bir miktarı yazmıyor ki. Yazsa ona göre biz de ona göre fiyat getirip pazarda uygulayabiliriz ama öyle bir şey de yok. Bak ben sabahın 4'ünde 5'ine kalkmışım. Babam mesela gece 10'da hale gitmiş. Evet. 12 bire kadar durmuş. Bak hala ayakta adam. Kaç yaşında adam. O adam geliyor. Keyfe gider oturuyor oradan. Parasını kazanıyor. Perşembe günü 285 milyon lira aldığımız muz kolisi bugün 325 milyon lira. Yani kolisinde 40 milyon lira 45 milyon lira fark etti. Aldığımız cevaplar böyleydi. Net şu tabii ki dememek lazım şu aşamada ama piyasadaki fiyatı demek ki başka bir güç belirliyor. Tabii. Yani bir ağlık sistemi var. Bunu herkes biliyor. Kim biliyor? İşte markette hallere giden esnaflar biliyor. İşte çiftçiler, üreticiler biliyor. Ama Türkiye'nin bence konuşulmayan bir problemi daha var. Bir sorunu daha var. O da tefecilik sistemi. Maalesef Türkiye'de birçok çiftçi tefecinin ağına yapışmış durumda. O yüzden o ürettikleri işte sebzeleri, meyveleri her neyse mecburen yok pahasına vermek zorunda kalıyorlar. Bu da aslında kanayan bir yara ama konuşulmuyor. Hiç kimse örf, adet ve geleneklerimizden dolayı ya da utanma duygumuzdan dolayı ben tefeciye gittim, şu kadar para aldım, tefeciye borçluyum demez. O parayı veren tefeci de ben şuna şu kadar para verdim, bu kadar bana borcu var demez. Bu sistem böyle maalesef yürümeye devam ediyor. Bunun da kırılması gerekiyor. İşte reklamdan önce bahsetmek istediğim konu şu. Şimdi biz her ne kadar bugün modern dünya düzeninde kendimizi biraz daha modern olarak nitelendirsek de biraz daha eğitim, iş hayatımız, gelirlerimiz ne kadar artsa da gerçek şu, biz öz ve öz bir Anadolu evladıyız. Evet. Ve hepimiz
köyden, topraklardan gelmiş insanlarız. Bugünkü şartlardaki durumumuz her ne olursa olsun, bugünkü yaşantımız her ne olursa olsun. Hani bir laf vardır ya, yumurta çıkmış kabuğunu beğenmemiş. Hı hı. İster kabuğunu beğen, ister kabuğunu beğenme. Biz bir Anadolu evladıyız. O topraklardan geldik. Betonların arasında bir yaşam mücadelesi veriyoruz ve bu yaşam mücadelesinde söz konusu cep, söz konusu ekonomi, söz konusu gıda gibi, tarım gibi problemler olunca herkes topu birbirine atıyor. Hiç kimse mangalda kül bırakmıyor. Ama daha önce dediğim gibi o eli nasıllı annelerimiz, babalarımız o güneşin tam böyle ortasında tarlada ekerken, dikerken, işte askerdeyken bize para göndermek için, bizi evlendirmek için, bizi okutmak için, bizi adam etmek için uğraştı, çaba gösterdi. Bir şekilde her ne kadar metropol şehirlerde yaşasak da, modern sistemde biraz daha entelektüel görünsek de, her köşeye sıkıştığımız zaman yine annemizin, babamızın memlekette kapısını çalıyoruz. O yıllık üretimin parasına muhtaç oluyoruz. İşte bu yılki gelir benim olsun, işte şu kadar borcum var. Ya da yine öz Anadolu evladının o elin asırlı anneleri, babaları, torunlarına en azından altın alıyorlar. İşte bir kenara para koyuyorlar. Bu da torunumun hediyesi olsun, oğlumun ya da kızımın düğün hatırası olsun falan tarzında hayat mücadelesine devam ediyorlar. Şimdi burada konuşulması gereken diğer bir problem de biraz daha entelektüel yorumlardan çıkıp gerçekçi boyutlara bakmak lazım. Biz üretim zamanı annelerimizin, babalarımızın yanında ne kadar olabiliyoruz? Yani yazın iş yerinden böyle izin alarak, işte daha yaz tatiline 6 ay kala rezervasyonlar yaptırıyoruz. İşte tatile en güzel yerlerde tatiller hayalleri kuruyoruz. Bunu fotoğraflıyoruz, sosyal medyada çok güzel bir şekilde paylaşıyoruz. Ama yine güneşin alnında elin asırlı annelerimiz, babalarımız onun mücadelesini verirken, biz yeni nesil olarak ya da toplum olarak o topraklarımızın veya annemizin, babamızın yanında ne kadar olabiliyoruzun ahlaki bir problemi de var aslında. Var, evet. Sadece ekonomik problemi, rant kısmı yok. Yani insanlar tercihleriyle yaşar. Biz neyi tercih etmişsek o şekilde yaşayacağız. Sadece topu ya da günahı ya da sorunu bir kişinin kucağına bırakıp kaçmak en kolayı. Evet. Ama bizim bu akşam konuştuğumuz konu şu. Bakın, isteseniz de istemeseniz de, inansanız da inanmasanız da, kulak ardı etseniz de etmeseniz de, dünyada bir kıtlık ekonomisi bağıra bağıra geliyor. Nüfus artışı var. İnsanlar tembelleşiyor. Teknoloji artıyor. Dünyada ciddi bir gıda stokluğu var. İklim şartları değişiyor. Kuraklık geliyor. Hiper enflasyon denilen bir durum var. Şu anda bile enflasyon ülkelerin başına bir bela olmuş durumda. Gelin siz olun, kendi ihtiyacınızı görecek kadar bir tarım araziniz olsun. Kilolarca altınınız, kilolarca gümüşünüz olabilir, binlerce dolarınız, avronuz olabilir, onlarca apartman daireniz olabilir, en lüks arabalara sahip olabilirsiniz. Bir sabah kalktığınız zaman marketlerin kapalı olduğunu düşünün. Bir sabah kalktığınız zaman her şeyin toz duman olduğunu düşünün. İlk önce insanın arayacağı tek bir şey var, yiyecek. Yani karnını doyurmak için bir şeylere ihtiyacı var. O karnın doyurması için de kötü gün dostu olarak da bir tarım arazisini kenarda tutmuyorsa, benim gözümde onun altının, gümüşünün, parasının, betonunun hiçbir kıymeti yok aslında. Çok çok, çok önemli vurgu. Ancak dedik ya, işin bu ideali ve doğru olanı. Biz bunu söylemekle mükellefiz. Biz insanları doğru yönlendirmekle mükellefiz. De, biz dünyaya geliyoruz. Şimdi 2000 sonrası, işte şu Z kuşağı diye adlandırdığımız nesil, ileride dedeler onlar olacak. Şimdi biz işte abileriz, amcalarız. Şimdi dünyaya geliyorlar, oyun oynuyorlar. Madencilik yapıyorlar oyun oynarken. Daha 5 yaşından başlıyor, 15 yaşına kadar bilgisayar oyununda madencilik yapıyor. O çocuk geliyor 20 yaşına, çalışması gerekiyor. Çünkü para kazanması gerekiyor. Ve 20 yaşına gelene kadar da sosyal medya mecralarından arkadaş ortamı yok. Sosyal medyadaki o fenomenlerin işte küfürlü, bilmem neli, alaylı konuşmalarıyla büyüyor. Bireyselleşiyor.
Daha sonra 25 yaşına geliyor. İşte bir askerliğini vesairesini yapıyor ki onu da istemiyor zaten. Ne kadar çabuk yaparsam o kadar iyi diyor. Manevi duygular yok. Sonra geliyor çalışma hayatına giriyor. Yazın en güzel yerde tatil yapmaya çalışayım. Kışın affedersiniz çalışayım diye düşünüyor. Böyle bir kapitalist düzen. Bu düzen içerisinde şimdi bir sıkıntı var. Bu düzen içerisinde yemek yiyeceğiz. Gıdadan bahsediyoruz ya. Şimdi balık yiyeceğiz. Ben belki hiç duymadıysam 50 tane kişiden duydum ki aralarında çok önemli doktorlar da var. Saygın bilim insanları da var. Balık yağı iç diyor. Balık yeme. Neden hocam? Balık yağından alacağın işte omega'yı sen balıktan alamazsın. Bir dakika şimdi. Tamam, bu bilimsel bir şey değil mi? C vitamini iç. Hap iç. Gene jetkillere döndüm hocam. C vitamini hap iç. Portakal yesem olmuyor mu? Yok. Portakal, bir kamyon portakal yemen lazım ki o içtiğin bir tane haptaki C vitamini alasın. Mantıklı gibi geliyor. Tamam, onu da iç. Ki bu, yani biz de içiyoruz yani vitamin. Hiç kimse içmiyor değil. Neyse, lafı fazla uzatmayayım. Ama başka bir şey var. Çok basit bir soru. Bir C vitamini, madem bir kamyon portakal yemen gerekiyor bir haptaki C vitamini alman için. Bir kamyon portakal yersen senin karaciğerin, miden, böbreklerin ne olur? Bunu hiç kimse sormuyor. Ya da işte o balıktan alamayacağın omega 3'ü balık yağı hapından alacaksan eğer, kaç tane balıktan elde ediliyorsa, yani o da kimyasal bir şey de, onun karaciğerine, midene etkisi ne olacak? Bu konuşulmuyor. Şimdi o zaman biz daha bireyselleşen, daha hibrit bir yaşam tarzına dönen, toprak falan zaten yok o yaşam tarzında, İslam'mış. Yani evet. Şey yok. Kripto parayla malı götürmeye çalışan, herkes zengin olmaya çalışıyor zaten. Amaç zengin olmak. Böyle bir toplum haline dönüşüyoruz. Şimdi o zaman bu topluma bir balans ayarı lazım İsmail Hocam. O balans ayarı da herhalde cyborg. Yani yarı insan, yarı robot. Robotumsu insan olarak mı oluyor? Şimdi cyborg'a gelmeden evvel şurada bir arada ufak tefek boşluklar var. Onları dolduralım. Lütfen. Ondan sonra cyborg'a gelelim. Tabii. Şimdi İslam hocamın dediği gibi bir spekülasyon yapan bir aracılar var. Ve bir de daha öbür tabiriyle tefeciler de var. Aracı, tefeci. Hı hı. Birbirini tamamlıyor zaten. Peki neden bu çiftçi bunların eline düşüyor? Burada bir eksiklik var. Nedir eksiklik? Demin dediniz ki Toprak Mahsulleri Ofisi. Eskiden Toprak Mahsulleri Ofisi belli bir baş fiyat belirlerdi. Toprak Mahsulleri Ofisi çiftçi ürünü kaldırdığı zaman tak parayı verirdi. Bilirdi çiftçi, onu alacak o zaman. Hı hı. Aracının tefecinin eline düşmezdi fazla. Aracı tefeci de kolay kolay çiftçiye gitmezler. Kumar oynayan, pavyona giden parayı kazandıktan sonra onlara giderdi. Evet. Normal çiftçiye gitmezdi. Şimdi bu neden kaynaklanıyor? Toprak Mahsulleri Ofisi çiftçi ürünü kaldırdığında zamanında parayı ödemiyor. Bir, çiftçinin bankadan borcu var ya, almış ya, evet. Mazota borcu var ya, mazotun üzerinde %38 ÖTV, KDV, vergi konulmuş ya, lüks yatları onun onda üçü kadar anca konulmuş ama çiftçinin ana gider maddesine %38 konulmuş. Yani kimse de demiyor ki kardeşim biz çiftçi bunu kaldıramaz. Hı. Ona da borcu var mı? Mazotçuya var. Şimdi para gelmiyor. Çiftçi borç almış, faiz işliyor. Bir de esas parası gelmiyor. Esas parası bazen bir senede geliyor. Nedir biliyor musunuz esas parası? Teşvik. Çiftçi, o da çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan. Hı hı. O 6-7 milyon çiftçi var da şimdi 2,5-2,400 kayıtlı. Onlar ancak alabiliyor. Hı hı. Ona da para zamanında gelmiyor. O da 9 ay, 10 ay, 11, 12 ay bekliyor. Ben ilçe tarıma gittiğimde böyle çiftçi gariban gelir, ilçe tarımdaki memura, ya abi bizim şey geldi mi, bizim teşvik, hı hı, geldi mi falan, şeyini de gösterir. İlçe tarım, ben de bilmiyorum der. Hakikaten bilmez. Çiftçiyi, hı hı, sallamıyor, bilmez. Ne zaman gelecek? Allah bilir o zaman. Şimdi sen 10-11 ay çiftçinin parasını vermezsen, çiftçinin faizini de işletirsen, hı hı,
çiftçiyi bitirirsin ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.